Bey. Başkanım, 3 saattir sabırla burada takip ettik sizi ve gezdiniz. Çok teşekkür ederiz. Usanmadınız ve bu günün sonunda akşam oldu. Özetleyecek olursak Adıyaman ve Adıyaman desek, Adıyamanlar desek ne dersiniz bize? Evet, biz Adıyaman'a çok sık giden bir partinin üyeleriyiz. Genel merkezimiz adına da Adıyaman'da bir yıl boyunca il sorumluluğu yapma şerefine nail oldum. Adıyaman iki kelimeyle anlatılacak olursa bir iman kalesi. İmanlı, samimi, şuurlu, vatanını, milletini seven, İslam'a hizmet eden kardeşlerimizin memleketi. Bu bakımdan bizim için Adıyaman önemli. Burada da İstanbul Teşkilatımızda Adıyamanlı hemşerilerimizin, kardeşlerimizin oldukça fazla olması ve onların da bizi teşvik etmesiyle birlikte bugün burada Adıyaman günlerinde bu büyük organizasyonda İstanbul İl Başkanımız Sayın Mustafa Doğan Bey, İl Başkan Yardımcılarımız, teşkilatımızdaki ilçe başkanlarımız, gençlik başkanlarımız kalabalık bir heyetle burayı ziyaret ettik. Güzel bir program oldu. Bu vesileyle başta Adıyaman Valimiz, Belediye Başkanımız, Adıyamanlı hemşerilerimiz ve teşkilatımızdaki Adıyamanlı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Buradan da Adıyaman'daki kardeşlerimize bir mesaj vermiş olalım. İlk önümüzdeki seçimlerde 6 milletvekilinin 6'sını da yeniden Refah Partisi olarak Ankara'ya göndereceğiz inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi de Adıyamanlılar var. Sayısı da az değil. Çoğunu da ben tanıyorum bildiğim için. Adıyamanlıların da size karşı bir, partimize karşı bir sempatisi var. Evet. Seviyorlar. Evet. Ömer Başkanımız da keza Başakşehir'de. Biz de Başakşehir'de. Silivri. Silivri ilçe başkanı. Kardeşimiz Silivri'de. Başakşehir de buradaydı başkanım. Başakşehir'den de kardeşlerimiz var teşkilatımızda. Ay başkan da buradaydı. Başkanım, buyurun, O yüzden Genel Başkan Yardımcımız. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Altın Özbey ve İl Başkanımız Mustafa Doğan Bey. Genel Başkanımız bizzat ziyaret etmişti. Evet. Evet, çok güzel. Sordular Adıyaman'ın 3. ligden 2. lige çıkardı başkan. Ve Adıyaman'ın şu anda en popüler adamı Sait Aybar. Maşallah. Başkanımıza da bir alkışla bulunalım. Bir tebrik edelim. Marifet iltifata da abi. Evet. Adıyaman deyince ne aklınıza geliyor diye sordu. Şimdi evet. Başkanımız gelince aynı zamanda bir çiğ köfteyle alakalı ticareti olduğunu öğrenmiş olduk. Çiğ köfte. Bakın çiğ köfte de aklımıza geldi. Geldi çiğ köfte. Sadece Adıyaman'a çiğ köfte yok. Adıyaman'ın birçok güzelliği var. Meşhur mesela Trabzon'un hurması var. Üzümü var, hurması var, bademi var, cevizi var, orçiyi var. Hepsi var. Onları başkanım sayınca ben 90 kalanı tamamlayayım dedim. Eyvallah. Şeref duyduk. Teşekkürler. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür ederiz. Ayağınıza başarılar diliyoruz. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler.